Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, Türkiye eleştirel haber ve yorum yapan gazetecilere baskı yapmaya devam ediyor dedi. Basın toplantısında Today's Zaman muhabiri ve blog yazarı Mahir Zeynalov'un sınır dışı edilmesi de kınandı. Yeni internet yasasının değişiklik öncesi haliyle de kısıtlayıcı olduğunu belirten Ognianova, zaten kısıtlayıcı olan mevcut yasa yeni düzenlemeyle mahkeme kararı olmadan iletişimin sansürlenmesini getirebilecek ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kendisine soru yönelten gazeteciyi azarlamasına da tepki gösteren Ognianova, Erdoğan'ın bu tavra son vermesini istedi. Erdoğan ve hükümetin önde gelenlerinin gazetecileri azarlama ve hedef göstermesinin alışkanlık haline geldiğine dikkat çeken Nina Ognianova, bu şoke edici, ayrıca bu tavırlar hükümetin diğer üyeleriyle yargıya çok kötü bir örnek ve mesaj vermektedir dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirve sürecinin 8. toplantısının ardından liderler basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gül, internet yasasıyla ilgili sıkıntılı bir konu üzerinde çalışıyoruz dedi. Konuk devlet başkanlarına ise gazeteciler Türk okullarını sordu. Bugünlerde çok tartışılan bir düzenleme var efendim. Yeni internet yasası uluslararası alanda da oldukça yankı buldu. İnternette sansür geldiği noktasına değerlendirmeler var. Yasa artık Çankaya Köşkü'nde. Sizin düzenlemeyle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Yasayla ilgili nasıl bir tasarrufunuz olacak? İkinci sorumda Sayın Karzai ve Sayın Şerife, hem Pakistan hem de Afganistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde, bu köklü ilişkilerde devletler arasındaki işbirliği ile birlikte sivil toplumun da rolünü görüyoruz. Bu bağlamda örneğin başta İHA, Kızılay, Kimse Yok Mu gibi dernekler olmak üzere birçok STK ülkelerinizde faaliyet gösteriyor. Yine aynı şekilde Türk iş adamları tarafından Afganistan ve Pakistan'da açılan Türk okulları var. Burada da binlerce öğrenci eğitim görüyor. Bu bağlamda ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde sivil toplumun etkisi hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Bahsettiğiniz yasa üzerinde çalışıyoruz. Bir iki sıkıntılı konu var, üstünde çalışıyoruz. Evet, Türk STK'larının mevcudiyeti Afganistan'a yardımcı olmaktadır. Bu yardım iki ülke arasındaki geleneksel dostluk çerçevesinde gerçekleşen bir yaklaşımdır, bir yardımdır. Türk-Afgan okulları bir Türk sivil toplum kuruluşu, bir Türk kurum tarafından Afganistan'da işletilmektedir. Good education service to the Afghan children. Afgan çocuklarına kaliteli eğitim hizmetleri vermektedir. Biz bundan çok mutlu oluyoruz ve çok büyük takdirlerimizi sunuyoruz. Of Pakistan. Evet, Pakistan'la bağlantılı olaraksa Pakistan'daki Türk okulları mükemmel bir iş çıkartıyorlar, mükemmel bir hizmet veriyorlar ve pek çok Pakistanlı öğrenci bu okullardan çok fayda sağlıyor. Eğitim standardı çok yüksek bu okullarda. Okullardan bir tanesi Lahore'da, benim de ziyaret etme imkanım oldu ve burada eğitim standartlarının çok yüksek olduğunu şahsen gözlemleme fırsatı buldum. Gördüğüm üzere bu okulların sağlamış olduğu eğitim aramızdaki dostluk bağlarını, Pakistan'la Türkiye arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor.